Bugünkü konumuz biraz kadın sağlığı ile ilgili ve doğum kontrol haplarıyla ilgili olacak. Doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra başıma neler gelebilir, vücudumda ne gibi değişiklikler olacak? Dünyada yaklaşık 922 milyon kadın doğum kontrol yöntemi kullanıyor. Doğum kontrol hapını bırakan kadınlarda görülen en büyük eksikliklerden biri D vitamini. Siz doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra diyelim ki polikistik over sendromunuz var, o semptomlar geri gelebiliyor. Bu şekilde onlar işte beyinle, hormonlar arası yumurtalıklar vesaire herkes birbiriyle konuşmak için çabalıyor içeride. Psikolojinin bozulması, modun değişmesi, bu bana oldu. Ama bence öyle bir şey olmuyor. Yani bana olmadı. Hatta doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra kilo bile vermiş olabilirim. Eğer doğum kontrol hapını bırakmak istiyorsanız mutlaka ben bu kitabı okumanızı öneririm. Bana herhangi bir şekilde hormonların bozulacak, sende şöyle bir yan etki olacak, şunlara sebep olacak doğum kontrol hapı. Kimse bana bunları anlatmadı. İkinci söyleyeceğim önemli not, doğum kontrol haplarına karşı değilim ama merhaba herkese. Umarım herkesin günü iyi geçiyordur. Bugün 39 haftalık bayağı bir hamile olmama rağmen bugün hamilelik ve bebekle ilgili konuşmayacağız. Bugünkü konumuz biraz kadın sağlığı ile ilgili ve doğum kontrol haplarıyla ilgili olacak. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda biraz bahsetmiştim ben de polikistik over sendromu var diye. Bunu doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra ben keşfettim kendimde. Doğum kontrol hapını ben yaklaşık 10 sene kullandım. 10 sene sonunda bırakmadan hemen önce biraz daha bilinçli davranarak doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra başıma neler gelebilir, vücudumda ne gibi değişiklikler olacak, nelere hazırlıklı olmalıyım diye birazcık araştırdım. Ve bu araştırmalarımı size paylaşmak istiyorum. Bu konuya girmeden önce hemen birkaç tane önemli nokta paylaşmak istiyorum. Birincisi ben doktor değilim. Tamamen kendi deneyimlerimi anlatıyor olacağım size. Doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra yaşadığım bazı durumları anlatacağım. Ve bazı bahsedeceğim durumlar da aslında yüzdesel olarak birçok kadının doğum kontrol haplarını bıraktıktan sonra yaşadıkları bazı semptomlar oluyor. Onları da sizle paylaşmak istiyorum. İkinci söyleyeceğim önemli not, doğum kontrol haplarına karşı değilim ama çok hassas bir konu benim için. Yani ben bilseydim ki zamanında doğum kontrol hapı doktor bana verdiğinde araştırsaydım ve bilseydim hani benim vücudumda nelere yol açabileceğini, o zaman kesinlikle kullanmazdım açıkçası. Yani bu benim kendi görüşüm. Ama benim herhangi bir tıbbi sorunum olmadan ben doğum kontrol hapını kullandım. Tamamen doğum kontrol yöntemi olarak kullandım. Ama tabii ki bazı insanlarda, örnek veriyorum işte endometriosisi olan kadınlar olabilir veya çok kötü akne sorunu olan kadınlar olabilir. Onun için doğum kontrol hapı genelde veriliyor. Ama ben her zaman söylüyorum, doğum kontrol hapları sentetik hormonlar oldukları için bir şekilde sizin zaten kökten sorununuzu çözmüyorlar hiçbir zaman. O yüzden bu konuda biraz hassasım ama karşıyım demiyorum. Ve son olarak bu videoyu doğum kontrol hapını bırakmak veya almak veya işte herhangi bu konuda bir karar vermek için kullanmayın aslında. Hani doktorunuza tabii ki danışın ama ben size biraz böyle rehberlik yapmak istiyorum. Hani bu süreçte benim başıma neler geldi? Belki sizin de başınıza bunlar gelirse önceden ne gibi önlemler alabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsettim. Aslında size yardımcı olmak istiyorum. Çünkü eminim bu videoyu izliyorsanız doğum kontrol hapı kullanıyorsunuz veya doğum kontrol hapı kullanacaksınız ve bir gün günün birinde bırakmak isteyeceksiniz. O yüzden sizinle bunları paylaşmak istedim. Şimdi bu konuya giriş yapmadan önce size birkaç tane istatistik vermek istiyorum doğum kontrol yöntemleriyle ilgili. 2018 yılında Avrupa Birliği'nin yaptığı bir araştırmaya göre dünyada yaklaşık 922 milyon kadın doğum kontrol yöntemi kullanıyor. Herhangi bir doğum kontrol yöntemi bu. Doğum kontrol hapı olabilir, prezervatif olabilir, IUD'ler olabilir. Böyle bir sürü farklı farklı biliyorsunuz doğum kontrol yöntemleri var. Ve 922 milyon kadın bu yöntemleri kullanıyor. Ve bu yöntemler onlara açık durumda. Tabii ki de çok büyük bir kitlede doğum kontrol yöntemlerine erişemiyor. Ve bu 922 milyon kadın arasından yaklaşık 850 milyonun modern çeşit olan doğum kontrol yöntemlerini kullanıyor. İşte biraz önce bahsettiğim doğum kontrol hapları vesaire gibi. Geri kalanlarda daha geleneksel yöntemleri kullanıyorlar. Bu arada artı 190 milyon kadın da, bunların dışında 190 milyon kadın da hamile kalmak istemiyor ama hiçbir şekilde bir doğum kontrol yöntemi de kullanmıyorlar. Ve bu bahsettiğim 822 milyon kadının yaklaşık 160 milyonu IUD kullanıyor. 150 milyonu da doğum kontrol hapı kullanarak doğum kontrol yöntemlerine başvuruyorlar. Yani aslında düşününce doğum kontrol hapı gerçekten çok popüler bir seçenek haline geliyor herkes için. Özellikle doğum kontrol amaçlı kullanıldığında. Şimdi benim hikayem de bana doktor dedi ki yaklaşık yani bayağı önce işte dediğim gibi 10 senedir kullanıyordum hamile kalmadan önce. Bana dendi ki sen bu doğum kontrol hapını al kullan. İstediğin zaman bırak, yani hamile kalmak istediğini veya bırakmak istediğini bırakırsın. Zaten hormonların geri normale döner. Bir sıkıntı olmaz. Bana
herhangi bir şekilde hormonların bozulacak. Sen de şöyle bir yan etki olacak. Şunlara 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 sebep olacak doğum kontrolü. Kimse bana bunları anlatmadı. Tamamen işte ben doktora gittim. Doktor bana yazdı reçeteyi. Ben de gittim aldım. O gün bugündür de kullanıyordum. İşte 2019'un Eylül ayında bıraktım. Sonra aslında bırakmadan önce bir araştırma yaptım tabii ki. Çünkü o kadar bilinçsizce kullanmışım ki başıma neler gelebileceğinin hiç farkında bile değildim. Birçok kitap okudum, bunlardan bahsetmiştim videolarımda. Birçok kitap okudum, birçok işte YouTube videosu izledim, birçok araştırma yaptım. En sonunda Dr. Jolene Brighton'ın kitabına denk geldim. Kitabın adı Beyond the Pill. Eğer doğum kontrol apını bırakmak istiyorsanız mutlaka ben bu kitabı okumanızı öneririm. Beyond the Pill adı. İngilizce, Türkçesi var mı emin değilim ama bakacağım. Varsa buraya ekleyeceğim hemen. Ve bu kitabı okuduktan sonra gerçekten böyle bir aydınlanma yaşadım. Neler olabileceğiyle ilgili. İşte doğum kontrol apının ne gibi şeylere yol açtığı ve hani bu semptomları nasıl tersine çevirebiliriz. Nasıl hormonlarımı doğal yöntemlerle düzgün bir şekilde çalıştırabilirim gibi yöntemler keşfetmeye başladım. Peki doğum kontrol apını bırakınca nelerle karşılaşabilirsiniz? Ne gibi yan etkileri olabilir? Ne gibi şeyleri çözmek durumunda kalabilirsiniz? Bu bahsedeceklerimin hepsini yaşamayabilirsiniz. Bazılarını yaşayabilirsiniz. Hiçbirini de yaşamayabilirsiniz. Hepsini de yaşayabilirsiniz. Ben bazılarını yaşadım, bazılarını yaşamadım. Birincisiyle başlıyorum. Birincisi, regl döngünüz hemen düzene dönmeyebilir. Bu benim başıma geldi. Doğum kontrol apını bıraktıktan sonra böyle hemen pıt diye işte 28-36 gün normalde işte bir kadının döngüsünün olması gereken normal hali. Pıt diye hemen o haline geri dönmedi. Ben yaklaşık 103 gün regl olmadım. Bu sizin başınıza gelebilir. Bu normal bir şey aslında doğum kontrol apını bıraktıktan sonra. Ama kimse bana bunun olacağını söylememişti. Hemen de regl döngünüz geri eski düzenine dönebilir bu arada. Ama bana öyle olmadı. Yaklaşık 103 gün bekledim ve ekstra hiçbir şey kullanmadım. Hatta o sırada bir sürü doktora gittim. İşte 3 tane doktora gittim. Onların hepsi bana işte bu adet söktürücülerden verdi. Onları da kullanmak istemedim. Tamamen doğal yöntemlerle vücudum kendi kendine regl olsun istedim. Ve 103 gün dayandım, bekledim, direndim ve regl oldum. Yani aslında siz doğum kontrol apını kullandıktan sonra da yumurtlamıyorsunuz belli bir süre eğer bu sizin başınıza gelirse. Bunu amenorea diyorlar. Yaklaşık işte 3-6 ay arasında regl olmadığınız duruma. Bu olabilecek bir şey. İkinci yan etki olarak akne, sistik akne başınıza gelebilir. Şimdi doğum kontrol hapındaki o sentetik hormonlar bir şekilde sizin işte cildinizi biliyorsunuz zaten akneyle başa çıkmak isteyenlere veriyor doktorlar vesaire. Ben de bunu okumuştum böyle yaklaşık işte 6 ay sonra doğum kontrol hapını bıraktıktan 6 ay sonra yüzünüzde işte akne olabilir, sivilce olabilir diye. Tamına 6 ay sonra yüzümde böyle garip grup sivilceler olmaya başladı ve hani şuralardan başlıyor, şuralara gidiyor, dudaklarımın etrafı falan böyle. Bir de tam pandeminin İşte ilk başlangıç zamanına denk gelmişti. Bir şekilde stres falan da etkiledi herhalde. Ve ben o akne, sistik akne olayını yaşadım. Ve canım acıyordu yani hani böyle içi dolu dolu hani aknelerde. Şuralarımda ve hani ağzımın böyle kenarları ve çenemde en çok olmuştu. Zaten böyle izleri de kaldı. Ve bu başınıza gelebilir. Ama geçiyor mu? Tabii ki geçiyor. Üçüncü olabilecek şey saç dökülmesi. Yine sonuçta siz hormonlarınızı dengesizleştirdiğiniz için doğum kontrol hapı aldığınızda sonuçta bir şekilde vücudunuz dengesini bozuyorsunuz. Yani doğal yöntemlerle olması gereken şeyi engelliyorsunuz sentetik bir şekilde. O yüzden bir şekilde saç dökülmeleri de olabiliyor hormonlara bağlı olarak. Yine sentetik hormonlardan dolayı sindirim sisteminizde bir takım aksaklıklar olabilir doğum kontrol apını bıraktıktan sonra. Ama bu çok korkulacak bir şey değil. Belli bir süre bağırsaklarınız çalışmayabilir veya çok çalışabilir. Veya sindirim sisteminizde bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama bu da geçici olacaktır eminim ki. Eğer geçici olmazsa zaten mutlaka doktorunuza danışın. Beşincisi, psikolojinin bozulması, modun değişmesi. Bu bana oldu. Şöyle oluyor. Psikolojiniz ilk başta bozuluyor ama sonra bayağı normale dönüyor yani. Hatta gerçekten böyle şey diyorlar ya. İşte doğum kontrol apını bıraktıktan sonra işte gözümün önünden bir perde kalktı falan diye söylüyorlar. Gerçekten öyle bir şey oluyor bence. Böyle bir hani bu bulanık görüyordunuz mesela ilk başta. İşte doğum kontrol apını bıraktıktan sonra daha net görmeye başlıyorsunuz etrafı. Bence bu gerçekten oluyor. Bu da iyi yanlarından bir tanesi. Ama ilk başta tabii ki biraz böyle sizi etkileyebiliyor. Sonuçta hormonlar, o sentetik hormonlar çekilmeye başlıyor vücudunuzdan. Yerine doğal olan hormonlar gelmeye başlıyor. Bir şekilde onlar İşte beyinle hormonlar arası yumurtalıklar vesaire herkes birbiriyle konuşmak için çabalıyor içeride. O yüzden farklı mod değişiklikleri olabiliyor. Doğum kontrol hapı sizin vitaminlerinizi bir şekilde sömürüyor.
Bu çok önemli bir nokta. Ben bunu işte Instagram'da da söylüyorum, bana yazanlara da söylüyorum. Hamile kalmak istiyorsanız özellikle doğum kontrolünü hani o yüzden bırakıyorsanız, ki o yüzden bırakmıyorsanız bile yani kendi sağlığınız için mutlaka doğum kontrolünü bıraktıktan sonra vitaminlerinize baktırın. Yani en çok D vitaminini çekiyor doğum kontrol hapları. Yani daha doğrusu bu araştırmalarla kanıtlanmış. Doğum kontrolünü bırakan kadınlarda görülen en büyük eksikliklerden biri D vitamini, B12, selenyum, B6, E vitamini, C vitamini. Bunlarda eksiklik görülmüş ama en çok D vitamini eksikliği görülmüş. O yüzden bunlara bakıp aslında bunların takviyelerini yapmak gerekiyor. Daha sağlıklı ve daha hayat kalitenizi yükseltmek için bunlara bakıp bunları tamamlamak önemli bir nokta haline geliyor. Başka bir nokta, eğer doğum kontrol hapını kullanmadan önce bir sorununuz varsa, biraz önce bahsettiğim gibi işte bir akne sorunu olabilir, polikistik over sendromu olabilir, bambaşka bir sorun olabilir. Doğum kontrol hapı bunları iyileştirmiyor. Bunu söylemek istiyorum. Doğum kontrol hapı sadece bunları kamufle ediyor. O yüzden siz doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra diyelim ki polikistik over sendromunuz var, o semptomlar geri gelebiliyor. Ki geri geliyor yani zaten. Veya sizin akneniz varsa akne geri gelebiliyor. Sizin kökünden çözmek için bir şeyler yapmanız lazım onları. Yani doğum kontrol hapı bunların uzun dönemli çözümü değil. Bunu her zaman altını çizmek istiyorum. Başka bir nokta, bu belki iyi bir nokta olabilir. Doğum kontrol hapı kullanırken bazı insanlar migren yaşıyor, işte migrenleri artıyor. Bu yine araştırmalarca kanıtlanmış. Doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra birçok kadının migreninin azaldığı görülmüş veya işte şiddetinin azaldığı görülmüş. Bu doğum kontrol hapını bırakmanın iyi etkilerinden bir tanesi. Şimdi doğum kontrol hapını bırakınca işte yok kilo alacaksın vesaire falan diyenler olacaktır etrafınızda. Ama bence öyle bir şey olmuyor. Yani bana olmadı. Hatta doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra kilo bile vermiş olabilirim. Çok daha sağlıklı hissettim kendimi, çok daha iyi hissettim. O tabii ki o hani hormonların düzene girme sürecine kadar bayağı bir zorlandım ben. Ama bu herkese değişebilecek bir şey. Dediğim gibi belki sizde hemen regl olacaksınız, hemen hormonların düzene girecek. Ama bende polikistik over sendromu olduğu için hemen düzene girmedi. Bayağı uğraştım. Hani 6-8 ay gerçekten uğraştım. Ondan sonra gerçekten iyi etkilerini görmeye başladım. Doğum kontrol hapını iyi ki bırakmışım dedim. Zaten onları yaşarken de keşke kullanmasaymışım da dedim yani. Başka bir şey, libido da değişiklik olabiliyor. Doğum kontrol hapları libidoyu birazcık baskılayabiliyor kadınlarda. O yüzden siz doğum kontrol hapı bıraktıktan sonra libidonuzda bir takım yükselmeler görebilirsiniz. Doğum kontrol hapı bıraktıktan sonra yine kan şekerinde bir takım değişiklikler olabiliyor ama bu da kısa dönemli değişiklikler. Bu da daha sonra geçecektir diye tahmin ediyorum. Başka bir nokta, şişkinlik ve gaz olabiliyor. Bu da kısa dönemli bir yan etkisi bıraktıktan sonra. Çünkü sonra gerçekten hani ne şişkinlik ne bir şey, gerçekten çok daha iyi hissediyorsunuz kendinizi. Tabii ki dediğim gibi işte polikistik over sendromunuz varsa bambaşka bir konu. Ama herhangi bir başka sorununuz yoksa doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra eski hayatınızdan çok daha iyi bir fiziksel duruma doğru ilerliyorsunuz diyebilirim. Çünkü vücudunuza izin veriyorsunuz kendi kendine çalışması için. Aynı zamanda doğum kontrol hapı kullanırken sizin bu hani gut floranız denilen bağırsak floranızda bir takım değişiklikler olabiliyormuş ve bu hani kötü anlamda değişikliklerden bahsediyorum. O gut florasını bozabiliyormuş doğum kontrol hapları uzun dönemli kullanıldığında. O yüzden siz doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra aslında o bağırsak sisteminize bir şans vermiş oluyorsunuz. Tekrar kendini yenilemesi ve düzgün bir şekilde çalışması için. Bu leaky gut deniyor İngilizce'de. Türkçesini yazarım buraya şimdi. Aslında ona sebep olan şeylerden biri de doğum kontrol hapları olabiliyormuş. İşte bazı yayınlar bunu hala anlatıyorlar. İşte araştırmalar bu konuda devam ediyor. Şimdi bunlar doğum kontrol hapı bıraktıktan sonra başınıza gelecekler. Ama dediğim gibi korkmayın. Bunların bir kısmı hiçbirinizin başına gelmeyebilir. Hepsi başınıza da gelebilir. Ama hepsinin bir çözümü var. Tabii ki var. Ben sadece size doğum kontrol hapını bırakmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririm. Yani böyle pat diye bırakmayın. Doktor bırak dedi diye bırakmayın. Bir şekilde kendi araştırmanızı yapın. Çünkü bazı doktorlar gerçekten anlatmıyorlar. Doğum kontrol hapını bıraktıktan sonra başınıza geleceklerle ilgili. Belki sadece diyecekler ki işte reglin hemen gelmeyebilir. Siz bence kendi araştırmanızı yapın. Hani kendi bilgilerinizle kendinizi donatın ve ona göre bir takım aksiyonlar alın ve kendinizi hazırlayın aslında. Dediğim gibi bu bahsettiğim yan etkilerin hiçbiri de başınıza gelmeyebilir. Zaten korkulacak bir şey de değil ama günün sonunda ben kendi deneyimlerimden gördüm ki iyi ki okumuşum, iyi ki araştırmışım ve iyi ki bu yan etkilere bakmışım. İyi ki hazırlanmışım çünkü psikolojik olarak daha da kötü etkilenebilirdim bu durumdan. Ki bende polikistik over sendromu olduğunu da bilmiyordum. Açıkçası doğum kontrol hapı kullanmadan önce, ki polikistik over sendromunun bir takım tipleri de var. Bunu da Instagram hesabımda bahsetmiştim. Onu da burada size göstereceğim nerede olduğunu, şimdi hikayelerime sabitlemiştim. Şimdi sonra hamile kaldığım için bir şekilde o polikistik over sendromu doğum kontrol hapından dolayı mı oldu yoksa gerçekten önceden de var mıydı onu tam anlayamadım. O yüzden şimdi
doğumdan sonra işte döngüm düzene girdiği zaman tekrar bakacağım bakalım nasıl olacak. O polikistik over sendromu semptomlarım devam edecek mi diye. Bugünün konusu bu şekildeydi. Doğum kontrol konusu biraz hassas bir konu. Dediğim gibi ben karşı değilim. Sonuçta herkesin kendi tercihi. Ben sadece çok böyle ölümcül bir durum yoksa bir daha kullanmak kesinlikle istemiyorum doğum kontrol lapını. Tamamen doğal yöntemlerle vücudunuzu tanıyıp iyileştirebileceğinize inanıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Konu hakkında belki farklı yan etkiler yaşayanlar da olmuş olabilir. Onları da aşağıya yazarsanız hep birlikte biz de bilinçlenmiş oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak isterseniz aşağıda abone ol butonu var. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.